Merhabalar sevgili arkadaşlar. 10. sınıflar için din, kültürü ve ahlak bilgisi dersindeyiz. Konuya başlıyoruz. Hazır mıyız? Başlamadan önce güzel ülkemizin dört bir tarafından Tonguç Akademi çatısı altında bir araya gelen siz sevgili öğrencilerime canı gönülden selamlar ve sevgiler gönderiyorum. Evet hazırsak başlayacağız sevgili arkadaşlar. Konumuz din ve çevre, din ve sosyal değişim olacak. Neler öğreneceğiz? Din ve çevreyi konuşacağız. Din ve sosyal değişim konusunu işleyeceğiz. Ee, her birimize selam vermiş ve her birinizin selamını almış olarak kabul ediyorum. Evet hazırsak başlıyoruz. Haydi bismillah. Çevre ne demektir? Öncelikle çevreye etkilendiğimiz, biçimlediğimiz, iç dünyamızda yoğurduğumuz, ve kendimizi gerçekleştirdiğimiz yerdir diye tanımlayabiliriz. Veya çevre belli bir yaşam ortamında canlıların yaşamı üzerinde etkili olan fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin bütünüdür diye tanımlayabiliriz. Çevre bilinci önceki zamanlara nispetle yaşadığımız çevre riskleri dolayısıyla zamanımızda daha da yükselmiş bir bilinçtir ve çevre başlı başına bir insanlık gündemi olmuştur. Çevrenin korunmasına kapsamlı olarak yaklaşan ilk kuruluş Birleşmiş Milletler Örgütü olmuştur. 5 Haziran gününü Dünya Çevre Günü olarak Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiş ve bugün her yıl çeşitli etkinliklerle tüm ülkelerde kutlanmaya başlanmıştır. İnsanlar çevre sorunlarını yakın bir zamanda gündeme getirmiş olsalar da, yaşadığımız riskler ve sorunlar dolayısıyla İslam'da bu bilinç Kur'an'ın ilk inen ayetlerinde dile getirilmiştir sevgili arkadaşlar. Buyurur ki Müddessir suresinde elbiseni temiz tut ve kötü şeyleri terk et. Hazreti Peygamber'in maddi olarak elbisesini pisliklerden temiz tutması vurgulanıyor burada ve manevi olarak da güzel ahlakla bağdaşmayan davranışlardan ve günahlardan nefsini arındırması anlamında yorumlanmıştır. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki e, Ra'd suresinde Onun katında her şey ölçü iledir. Yani bütün evrende Allah katında bir ölçüsüzlük değil bir ölçülülük vardır. Kur'an-ı Kerim'de yer ve göklerdeki bütün canlı ve cansız varlıkların belli bir ölçü ve dengeye göre yaratıldığı Kamer suresinde e, ifade edilir arkadaşlar belli bir ölçü ve dengeye göre yaratılmışlık varlık konsepti arkadaşlar çevre literatürüne girmiştir ve buna ekolojik denge adını vermişizdir ki bu ifade bu kavram ekolojik denge 14 asır önce işaret edilen bir kavram olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah Celle Celaluhu evrenin yaratılışında herhangi bir ölçüsüzlük ve bozukluk bulunmadığını Mülk suresinde bildirmekte ve insana bu ölçü ve dengeyi koruması konusunda şöyle uyarmaktadır. Sakın dengeyi bozmayın. İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın belki de tuttukları kötü yoldan dönerler buyurur Rum Suresi'nde. Karada ve denizde düzenin bozulmasını sağlayan şey insanların bizzat kendi işledikleri yüzündendir ayetiyle ifade edilmiştir. O geceyi gündüzü güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da Allah'ın emriyle hareket ederler. Şüphesiz ki bunlarda aklını kullananlar için pek çok deliller vardır. Yeryüzünde sizin için rengarenk yarattıklarında da öğüt alan bir toplum için gerçek bir ibret vardır buyurur Nahl suresinde. Bir nimet hükmünde olan çevrenin insanın hizmetine sunulması bu ayetle ifade edilmiştir. İslam düşüncesine göre insan çevrenin asıl sahibi değildir. Onu emanet olarak kullanmaktadır. Ee, nasıl bir orijinal literal ifadeyle kendisini bulur? El mülkü lillah. Mülk Allah'ındır. Emanete ihanet etmemek, madem çevre bize emanettir, emanet ve mümin ilişkisi nasıldır? İhanet etmemek şeklindedir. İhanet ve müminlik e, bir arada düşünülemeyecek iki kavramdır. Emanete ihanet etmemek Müslümanın temel vasıflarındandır. Dolayısıyla çevreyi korumak, onun etrafında bir duyarlılık oluşturmak bir müminin tabii davranışıdır. Çevreyle çevremizdeki canlılarla ilişkimizde riayet etmemiz gereken en önemli erdemlerden biri de merhamet erdemidir arkadaşlar. yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de nihayet o gün Dünyada yararlandığınız nimetlerden elbette hesaba çekileceksiniz. Onları nasıl koruduğumuz, nasıl harcadığımız, onlara nasıl davrandığımızla ilgili olarak tabii ki. Hazreti Peygamber de haksız olarak bir serçeyi öldürenden yüce Allah kıyamet gününde hesap soracaktır buyurmuştur. Veya temizlik imandandır. Veya bir başka e, hadiste temizlik imanın yarısıdır buyurmuştur. Birinizin elinde bir hurma fidanı varken kıyamet kopuyor olsa bile derhal onu diksin buyurmuştur Hazreti Peygamber. Yani çevre konusunda, yeşil konusunda daha etkili, daha vurgulu bir söz, bir beyan ben hiç duymadım Hazreti Peygamber Efendimizin bu e, hadisinden. Kıyamet kopuyor olsa bile bir fidanı dikiniz. Veya yollar ve gölgelikleri insanların oturup dinlendikleri yerleri kirletmekten sakının yahut siz yeryüzünde olanlara merhamet olunuz ki göktekiler de size merhametli olsunlar diye buyurmuştur. Hazreti Peygamber'in çevreyi korumaya yönelik öğütleri olmakla birlikte bizzat kendisinin de çevreyle ilgili faaliyetleri olmuştur. Boş arazilerin ağaçlandırılmasını sağlamış, bugünkü tabirle sit alanı veya milli park ilan etmiş bu bölgelerde ağaç kesimini ve her türlü hayvan avı yapılmasını yasaklamıştır Hazreti Peygamber Efendimiz bizzat. İsraf İslam'da haramdır. Amenna ve saddakna. Çevre sorunlarının pek çoğu israfla bağlantılıdır. Sorunların çözümü, israftan kaçınmak ve tasarruf anlayışını sadece ekonomimiz açısından değil, çevre açısından da geliştirmektir. İslam israfı yererken tasarrufu över ve teşvik eder. Hazreti Peygamber suyun tasarruflu kullanımı ve temiz tutulması hususunda bazı tavsiyelerde bulunmuştur bir hadisinde insanların sularını kirletmeyi lanet sebebi saymıştır. Mesela buyurur ki nehirde abdest alırken bile israf yapmayınız, israf etmeyiniz. Gürül gürül çal çal akan bir nehir oradan abdest alıyorsunuz. Orada bile Hazreti Peygamber buyuruyor ki asla israf etmeyin o suda bile. Ağaç diken kişiye sevap yazılacağını keza Hazreti Peygamber Efendimiz müjdelemişti. Böylece İslam'ın ağacı, yeşili, ormanı yaşatmaya ve korumaya verdiği önemi göstermiştir. İslam'da çevre bilinci ve eğitimi konusundaki mesajlar genellikle ahlak temelli bazı prensiplere dayanır arkadaşlar. Bu prensipler denge, ölçü, adalet, emanet, sorumluluk ve tasarruf kavramlarıyla ifade edebiliriz. Ve geldik din ve sosyal değişim konusuna. Öncelikle değişim dinamik bir fonksiyondur. Dolayısıyla sosyal değişim de dinamik bir fonksiyondur. Toplumdaki değişim çok yönlü etki ve tepkilerin meydana getirdiği bir olaydır. Toplum canlı bir organ gibi kendini bu değişimlere karşı uyanık tutmak ve değişimin istikametini müspet bir yöne çevirmek durumundadır. Sosyal değişimin çağrıştırdığı kavramların başında ilerleme gelişme, bütünleşme ve çözülme gelmektedir. Değişme değer yargısı taşımayan, tarafsız bir kavram olmasına karşılık diğer kavramlar yani ilerleme, gelişme, bütünleşme, çözülme değer yüklü kavramlardır. Gelişme kavramı daha çok değişmedeki olumlu farklılaşmayı ortaya koyan bir kavramdır. Sosyal değişim veya sosyal değişme tabii çevrenin özelliklerinin farklılaşması Biyolojik yapıya tesir eden unsurların çoğalması, teknik yeniliklerin artması, kültür yapısının özelliği dolayısıyla meydana gelen değişikliklerle izah edilmektedir. Yer küremizde yaşayan her toplumun kutsalla ilişkili dini inanç sistemi ya da sistemlerini bulundurduğu bilinmektedir. Bu yönüyle din evrensel boyutlu ve içinde bulunduğu toplumun yapısı ile ilişkili bir olgudur din ve toplumsal yapı arasındaki etkileşim sosyolojik bir gerçekliktir. Sosyal değişimler neticesinde toplumun aldığı yeni şekil İslam'ın temel prensiplerine uygunluk arz ediyorsa tasvip edilir, onaylanır. Yaşanan değişimler Kur'an ve sünnetle ortaya konulan ve zaruratı diniye olarak ifade edilen dinin değişmeyen sabit ilkelerine aykırı olmamalıdır. Müspet değişim hususunda peygamberler insanlık için en mükemmel örneklerdir. İnsanları fiilen ve zorlayarak değiştirmeye çalışmayan peygamberler güzel yaşayışlarıyla toplumlara örnek olmuşlardır. Yaşadığı toplumda daha önceki peygamberlerin getirmiş olduğu mesajların tahrife uğramış olanlarını ıslah eden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve önceki peygamberlerde, tahrife uğramamış olanlardan tevhid inancıyla bağdaşanları almakta bir sakınca görmemiştir. Tevhid imanıyla, itikadıyla çatışmayan önceki gelenek ve uygulamaları alıp tekrar İslam'ın bünyesi içerisine devam ettirmiştir. Bu şekilde toplumun olumlu yönde değişimine katkı sağlamıştır. Hazreti Peygamber karşılaşılan yeni durumlarda Kur'an ve sünnetten hareketle, aklın kullanılmasını önermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebeler radıyallahu anh görevi esnasında karşılaştığı sorunları Kur'an ve sünnette bulamadığı zaman nasıl hareket edeceğini sorduğunda o yani Muaz bin Cebel radıyallahu anh, kendi kendi reyiyle iştihat edeceğini söylemiş ve peygamberimiz aldığı bu cevaptan memnun olmuştur. Kur'an'da sosyal hayatla ilgili genel ilkeler verilmiştir. İslam'ın temel kaynağı Kur'an ve sahih hadisler dünyadaki olayların tümünü ele almış olsaydı, o zaman kütüphaneler dolusu kutsal metinler oluşurdu. Bu durumda bunları ne yazmak ne de ezberlemek e, mümkün olurdu. Bu genel ilkeler zaman ve çevre faktörlerine göre içtihat mekanizması kullanılarak yeni şartlara uyum sağlanmıştır. İctihad İçtihat her zaman ve her yerde dinin hayat ile bağlantısını kuran ve pratiğe yansımasını sağlayan faaliyettir arkadaşlar. İslam kolaylık dinidir. Bu özelliği sayesinde her zamana ve her mekana hitap edebilmektedir. İçtihat ne demektir? İçtihat yorum yapabilmek demektir. Tarihsel süreç içerisinde sosyal değişmeye paralel olarak başta sahabe olmak üzere İslam bilginleri Kur'an ve sünnetten hareketle ortaya çıkan yeni gelişmelerle ilgili yorumlar yapmışlardır. Bu yorumları yaparken İslam'ın temel kaynakları yanında yine bu kaynaklardan çıkardıkları maslahat, istihsan, örf adet, sahabenin görüşü ve seddi zerai gibi delilleri de kullanmışlardır. Kavramların anlamlarına bakalım. Maslahat ne demektir? Yarar gözetme veya zararı önleme ilkesi. İstihsan bir şeyin birey veya toplum için iyi ve güzel bulunması ilkesi. Örf adet Kur'an ve sünnette çelişmeyen toplumsal uygulamalar. Seddi zerai kötülüğe giden yolu kapatma ilkesidir kişiler bir takım ibadetleri yerine getirmekle yükümlü tutulurken hayatın gerçekleri göz ardı edilmemiş, her özel durum için alternatif sunularak dinin işlevselliği korunmuştur. Zaruri hallerde İslam, hayatın kolaylaşması yönünde ruhsatlar vermiştir. Mesela suyun olmadığı yerde teyemmüm abdesti alınır. Maide suresinde verilen izin gereği gibi. Yahut Ayakların yıkanmasında zorluk olan durumlarda mesler üzerine mes ve yaralarda sargın üzerine mes edilir örneğindeki gibi. Zaruret yani mecburiyet durumlarında özel hükümler konulmuştur. Yahut açlıktan ölmek üzere olan kişinin başka imkanı yoksa aslan haram olan domuz etini ölmeyecek kadar yemesinde sakınca yoktur. Ayet bazında delillendirildiği izin verildiği üzere gibi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yoksulluğun çok olduğu yıllarda kurban etlerinin üç günden fazla saklanmasını yasaklamış, fazlasını fakirlere ihtiyacı olanlara verilmesini istemiş. Sonraki yıllarda ise refah seviyesi yükselince kurban sahiplerini bu konuda serbest bırakmıştır. Neler öğrendik? Din ve çevre konusunu konuştuk ve din ve sosyal değişim konusunu konuştuk. Şimdi geldi sıra ödüllü sorumuza. İnsan hayatını veya hayati bir uzluğu kurtarmak için bazı şartlara uyulmak kaydıyla başka çare olmadığında tıp alanındaki gelişmelere paralel olarak eski dönemlerde yapılamayan kan, doku ve organ nakli yolu ile tedavinin caiz olması gerekir. Her kim bir hayatı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Ayeti de buna ışık tutmaktadır. Bu parçadan Müslümanların sosyal değişime yaklaşımları ile ilgili bir insan hayatına değer vermektedirler. 2. bilimsel yenilikleri desteklemektedirler. 3. değişen hayat şartlarına uyum sağlamaktadırlar. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Soruyu doğru cevabıyla sizinle baş başa bırakırken sevgili arkadaşlar bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.